Paçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisi diye sormuş. Hemen şurada Felatun Bey karakterini görüyoruz. Şurada da Rakım Efendi'yi görüyoruz. Dolayısıyla eserin ismi hemen çıkıyor. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Buradan da seninle Ahmet Mithat'ı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Tanzimat romanlarında özellikle Doğu Batı çalışması yanlış batılılaşma ekseninde anlatılır. Bunu unutma. Felatun Bey'in babası onu çok eğitmemiştir, öğrenimine, eğitimine çok önem vermemiştir ama Alafrangalık merakıdır, Batı merakıdır, Batı'yı yanlış anlamıştır. Felatun Bey de zaten en sonunda ne yapmıştır? Tüm parayı bitirmiş, yemiştir. Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Her ne kadar edebiyatta biz eser ve yazarlara odaklanıyorsak da dönem özelliklerini bilmek zorundayız. Divan Edebiyatı eleştirmesine rağmen Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden evet vazgeçmediler. Biçimde eskiye bağlı kaldılar. Fransız Edebiyatı'nı örnek alacağız. Elbette ki sanat toplum işindir görüşümüz var. Şiirde estetikten çok içerik ön planda, niye? Zaten sanatı toplum için yapıyoruz hocam. Dilde sadeleşme savunuldu mu? Evet, savunuldu fakat başarılamadı. Bütün eserlerde başarıyla uygulanmıştır bilgisi hatalı, Edirne'yi işaretli. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle eşleştirilemez? Vatan şairi Namık Kemal, yazı makinesi Ahmet Mithat Efendi, ilklerin öncüsü Şinasi, Şair-i Azam dediği zaman Abdülhak Hamit Tarhan Denizli'yi işaretleriz. Bu anahtar sözcükleri mutlaka öğren. Yukarıda tanıtılan sanatçıyı sormuş, hemen bir önceki soruyla ilgili. Bir önceki soruda Şair-i Azam'ı kiminle eşleştirdiyse gitsin şimdi şıkta onu işaretle. Şair-i Azam Tanzimat dönemi sanatçımız hangisi? Hemen buradan Adana'yı işaretlemeni istiyorum. Peki ben niye çözüyorum bu soruyu? Sen şu yukarıdan diğer bilgileri de oku diye özellikle şu eser. Yukarıda verilen bilgileri aşağıdaki eserlerle eşleştirmemi istemiş. Tanzimat romanı, Servet-i Fünun romanı ve Milli Edebiyatı romanında içerik bilmek zorundasın. Soru gelebilir. İçeriğini bilemiyorsan bile karakterleri ezberlemek zorundasın. Haberin olsun. Miras Yedip Bihruz Bey'i ne ile hemen eşleştireceğiz? Araba sevdasıyla eşleştireceğiz. Ali Bey, Mahbeyker ve Dilaşub Cariye'yi ilk edebi romanımız İntibah'la eşleştireceğiz. Şurada önemli bir eser var. Konu anlatırken çok üzerinde durmuyoruz ama Şemsa Seher isimli küçük bir kızın hastalanıp ölmesini, yani veremi konu edinen eserimiz. Yine Recaizade Mahmut Ekrem'in önemli öykülerinden bir tanesi. Aman dikkat! Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerin ortak özelliği değildir? Eserlere hemen bakıyoruz. Taşuki, Talat ve Fitnat, İntiba, Araba Sevdası. Hepsi Tanzimat dönemi hocam. Hepsi de ilk romanlar. Biri ilk yerli romanımız, biri ilk edebi romanımız, biri ilk realist romanımız. Hemen bakalım o zaman. Roman türünde yayınlanmışlardır. Evet, Tanzimat döneminde yayınlanmışlardır. Evet, döneminin ilkleridir. Aynı akımdan etkilenmeleri ve topluma eğitmek amacıyla yazılmış olmalar diyor. Konular genellikle toplumsal konulardır. Aynı akımdan etkilenemezler. Niye? Bunu realist roman diye alıyoruz. Örneğin intibah nedir? Romantizmdir. O zaman sen de Bursa'yı işaretleyebiliriz. YT Edebiyat'ta yavaştan seninle Servet-i Fünun dönemine geçiyoruz. Servet-i Fünun düz yazı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Gel seninle birlikte Servet-i Fünun Edebiyatı'nın dönem özelliklerini hatırlayalım. Saray ve konak yaşamlarındaki bireysel acılar, düş kırıklıkları ve aşklar anlatılır. Evet, Servet-i Fünun döneminde yalnızca bireysel konular işliyoruz. Gazetecilik ve tiyatroda önem azalıyor arkadaşlar. Daha az önem veriliyor. Eserlerde Türkçenin yanında Arapça, Farsça gibi duyulmamış kelimeler, çok ağır bir dil kullanılıyor. Fransız realist ve naturalist sanatçılardan örnek alırlar eserlerini. Bu da doğru hocam. Sanat toplum içindir gayesiyle halkı bilgilendirme ve aydınlatma çabasına girmezler. Servet-i Fünun'da sanat sanat içindir. İsteseler de giremezler. Zaten üzerlerinde büyük bir siyasi baskı var.